Evet Can dostlar, e, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, Cenab-ı Allah hayırlı, güzel akşamlar, bereketli akşamlar nasip etsin. Tabii benim e, tasavvufla e, uğraşmam yanında, sufi dünyasıyla uğraşmam yanında, bu tarz kitaplar yazmam yanında, bir de profesyonel müzisyen tarafım var. E, yıllardan beri müzikle uğraşıyorum ve e, birçok ünlü besteye imzamı attım. E, naçizane. İşte ilahiler olsun. Efendime söyleyeyim. E, özgün müzik, Türk halk müziği, Arabex. E, çeşitli dallarda da bestelerim var. E, YouTube sayfamdan bu klipleri izleyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de çok ünlü bir beste. E, sözleri Erzurumlu Emrah'a müziği bana ait olan Az bana gönder. Belki bilmeyenler vardır. E, melodisi Hazana ermeden baharım. Betsname yaz bana gönder hicrinle yanmıştır dayanmaz gönlüm sitemli sözleri yaz bana gönder az bana az bana az bana gönder sitemli sözleri yaz bana gönder hicrinle yanmıştır Dayanmaz gönlüm sitemli sözleri yaz bana gönder İşte bu meşhur besteyi birçok kişi sahiplenmeye çalıştı Birçok kişi kendine mal etmeye çalıştı ama hani yasal belgeleriniz, noter tasdiğiniz, işte Kültür Bakanlığı tasdiğiniz, MESAM tasdiğiniz dediğimizde Hepsi toz oldular. Efeme söyleyeyim. Yani lütfen sanata, sanatçıya, bestekarın emeğine saygı duyun kardeşim. Size ait olmayan bir şeyi sahiplenmeyin. Çok önemli. Bu karakter, şahsiyet anlamında çok önemli. Kendinizin emeği olmayan şeyi sahiplenmeyin. Çünkü bunun hakikaten yasal bir sorumluluğu var. Şimdi bu işlerde. Ta ben bu besteyi yaptığım yıllar öncesinden Noter taslihi, Kültür Bakanlığı taslihi, MESAM belgeleri biliyorsunuz MESAM, e, müzik eserleri sahipleri yasal bir kuruluştur MESAM. Bütün belgelerimiz elimizde e, hala daha bizden izin almadan e, YouTube'a, TikTok'a işte çeşitli sayfalara yüklüyorlar. Ya alın terine, emeğine e, lütfen saygı gösterin. Bunun bir telif hakkı ücreti var. Yani biz bu besteleri yapıyoruz, e, hakikaten insanlar e, zaman zaman küçük bir melodiden bile e, dünyanın parasını kazanıyorlar. E, biz de bu işe emek verdik, yıllarca emek verdik. Benim ailem komple komplemiz, babam TRT'de e, ünlü hocalardan, abim aranjör. Yani biz bu işin temelinden geliyoruz ve bizim olmayan bir esere hiçbir zaman biz kendimize ait demedik. Ama artık e, yıllardan beri bu az bana gönderin üzerinden, Menfaat kazanan, reklam yapmaya çalışan insanlara diyorum ki kardeşim biraz lütfen şu yüreğinizde bestekarlara, yorumculara, hakikaten emek veren insanlara saygı olsun. Sanatçı dediğim hakikaten imitasyon işlerle uğraşmaz. Kendi alın teriyle, kendi emeğiyle yaptığı işlere benim der. Artık bu azmana gönder üzerinden elinizi çekin. Lütfen, ben saygımdan başka kelimeler konuşmak istemiyorum. Yasal işlemleri biz YouTube'a gönderdiğimizde zaten o sahte videoları kaldırdılar. Şu anda çok değerli bir müzik şirketi bu az bana gönder üzerinde ki dünya çapındaki bütün telif haklarımızı da savunuyor elhamdülillah. Avukatlar olsun, hepsi olsun. Yani bu bir nevi sanat şeyine giriyor. Yani sanatı da hırsızlığa giriyor kardeşim ya. Böyle şey olur mu ya? Yani ben beste yapayım sen sahiplenmeye çalış. Kendi adına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? Lütfen ya. Ya insan ya biraz yani kendi şahsiyetini, karakterini düşünmesi lazım. Bestecisi olan benden izin almadan sen nasıl yüklüyorsun? E kaldırtırıyoruz. YouTube'dan kaldırtırdık, Facebook'tan kaldırtırdık, TikTok'a gönderdik, Instagram'a gönder. Lütfen biraz artık Türkiye'de sanatın ilerlemesi için bu beste bestelere, bestekarlara, emek verenlere saygı duyun kardeşim ya. Sanat bu şekilde olmaz zaten. Sanat bu şekilde olmaz. E ne oluyor? Sen yüklüyorsun, ben yasal belgeleri gönderiyorum, kaldırtırıyorum YouTube'dan. E demek ki senin elinde yasal belge yok. E yani biz bu yani ha bir insanın evini sen almış habersizce kiraya vermişsin. Ya o kişiye ait olan bir malı götürmüş satmışsın gibi bir mesele bu yani. Lütfen sanatçıysanız sanatçı gibi davranın ve bestekar haklarına saygı duyun kardeşim.